İyi akşamlar. Derin Analiz programına hoş geldiniz. Konuğumuz Ertan Özyiğit Bey'le beraberiz. Hoş geldiniz Ertan. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Birkaç hafta önce yine beraberdik. Evet. Çok keyifli bir program oldu benim için. Ne güzel. Benim için siz de keyif almışsınızdır inşallah umarım. Benim için de çok güzel oldu. Çok olumlu tepkiler aldım. Evet. İyi inşallah bu olumlu tepki almaya devam ederiz. İnşallah. Bir de bizim tabii şeyimiz, izleyicilerimiz biraz fanatik olduğu için... Yeni bilgiye aç olan tüm insanlar, yani herkes takip ediyor tabii. İnşallah faydalı olmaya devam edeceğiz. İnşallah. Ben bugün biliyorsunuz 71. Birleşmiş Genel Kurulu vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız orada konuştu. Evet. Gene bu müthiş hani, bir konuşma oldu. Evet. Gene yani. Tekrarladı aynı şeyi söyledi. İnşallah arkasından gelecekler vardır o laflardan sonra. Ama işte bu dünya beşten büyüktür bir motto oldu artık. Yani bu söylendi. Tekrar söyledi. İsterseniz bir bant var kısa bir. Çok bir, bir buçuk dakikalık yanı izleyelim Ertan Bey. Ondan sonra yorumlar Birleşmiş yapalım. Milletlerle siz başlar devam edersiniz. Evet bu bir kısa bir bant var onu izleyelim. Sayın Başkan. Kıymetli delegeler. Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi gerekir. Özellikle barışı koruma ve inşa faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi konusunda Genel Sekreter Ban Ki-moon önderliğinde atılan adımları takdirle karşılıyoruz. Bununla birlikte uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyorum. Zira Birinci Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde yapılmış olan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün aynı şekilde yaşamamız mümkün değil. Bu beş ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Ama şu anda dünya bu beş ülkenin iki dudağı arasına mahkum edilmiştir. Beş tane daimi üye, 15 tane geçici üye böyle bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olamaz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez. Evet. Ertan Bey. Evet. Müthiş. Evet. Birleşmiş yani, Milletler Kürsüsü'nden ikinci defa aynı şekilde söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Genelde yani İkinci Dünya Savaşı sonrası kuruldu biliyorsunuz. Evet. Birleşmiş Milletler Cemiyeti Akvam vardı 1920'de kurulan. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cemiyeti Akvam diye kurulmuş. Evet. Ondan sonra kurulan. Onu söyledi aslında. Evet. Cumhurbaşkanı ondan sonra söyledi. Ondan sonra kurulan teşkilatın ismi Birleşmiş Milletler. Evet. Nasıl kuruldu Birleşmiş Milletler? İşte biliyorsunuz ben size bir şey söylemiştim geçen programda. Hı. İzleyicilerimiz de izlesin ki vakti eski programları sanal ortamdan izlesin. Dedim ki size 1943 çok önemli bir tarih. Çünkü Tahran'da bir toplantı yapıldı demiştim. Evet, hatırlıyor musunuz? Tahran toplantısı demiştiniz. Tahran toplantısını genelde insanlar şöyle bakarlar. Yani Tahran'da bir toplantı oldu. İşte Yalta'dır asıl olan diye bakarlar ama. O gün de söylediğim üzere Roosevelt ve Stalin Tahran'da toplanırken Churchill dedim hatırlayın. Evet. Hasbelkader yani davet edilmemesine rağmen zorla cebren geldi. Ve bundan hem Stalin hem de Roosevelt şikayet ettiler. Yani çünkü problem yani şuydu. Ne yapma geldin der gibi yani. Niye geldim buraya? Çünkü şöyle onlarınki özel bir toplantısı var. Hatta toplantıyı ister istemez yaptılar. Biraz hikayeleştiriyorum konuyu. Sonra dedi ki Stalin ya dedi Roosevelt Bey sizin kalacak yeriniz yoktur. Gelin bizim büyükelçilikte kalın. Şimdi bu imkansız bir şey. Yani Amerikalı bir başkan gidip Rus büyükelçiliğinde kalmaz. Bu teamüllere aykırı bir şey de. Fakat kaldıktan sonra ertesi sabah çıktığında biliyorsunuz Stalin'e Joe amca diye seslenmeye başlamıştı. Aslında sistem hazırdı. Roosevelt Churchill'i bu işin dışında bıraktılar. O akşam tüm dünya ikiye bölünerek kalemle paylaşıldı. Evet. Bakın
O gün çok önemli bir şey var. 1943 Tarhan Anlaşması'nda aslında Birleşmiş Milletler'in yapısı da konuşulmuştur. Evet. Şimdi bunu genelde... Aslında orada konuşuldu diyorsunuz. Tabii tabii. Hiç kimse yani bunu gizli Amerikan tarihinin dışında bir yerde bulma şansınız yok. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu zaten format olarak hazırdı. 1942'de Atlantik Bildirgesi yapıldı biliyorsunuz. Evet. O zamandan Amerikalıların hazırlamış olduğu bir sistemdi. Rusya ile Amerika dünyayı bölüşerek birlikte idare etmek üzere kurmuş oldukları sistemin içine Birleşmiş Milletler'le doldurdular. Evet. Tamam şimdi 1945'e geldik, savaş bitti. Bir de üyeler lazım. Şimdi 50 üyeyle başlıyor ama ilk asıl üye dediğimiz, 5'ten büyüktür dediği Sayın Cumhurbaşkanı'nın, yani Çin'in, Rusya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin ve Amerika'nın olduğu bir sistem üzerine oturtturdular bu işi. Hı. Şimdi yıl kaçtı? 1948'e geldik şimdi. 48'de oturtturulmuş bir olayın ardından bir bakıyorsunuz ki 1948'de bir şey daha oldu. Ne oldu? İsrail kuruldu. Şimdi herkes şöyle okur. Ben okumayı yanlış yapalım. Sizin programınızın da özelliği bu ya. Evet. Herkesten farklı anlatmamız lazım. Birleşmiş Milletler'in daimi üye sayısı kaçtır? O zaman. Yok şu şimdi, anda. 5 diyorlar. Yani. Yok 5 diyor. Daimi üye daimi 5 tabii canım 5. Bir de hani Almanya var ya 5 artı 1. Yok yok şimdi 5 artı 1 o işlerine geldiği zaman. İran'daki nükleer silah zamanı hadi artı 1 yapalım filan. Evet, evet. İncelemelere gittiklerinde nükleer. Bana göre 6. Niye 6? İsrail diye bir devlet var. Evet. Niye onu saymıyorsunuz? Evet. Hiç ortalıkta yok. 1948'de İsrail devleti kurulduğu anda İsrail devletinin sınırları Birleşmiş Milletler'de belli değil, biliyor musunuz bunu? Evet. Yani böyle bir şey yok. Yok. Yani böyle bir sınır yok. Nereye kadar uzandığı, nereye gittiği belli değil şu anda. Ben de şimdi, İsrail gibi kursam ben de sınır çizmem. Şimdi şöyle bakmak lazım. Ama niyetim kötüyse sınır çizer miyim ya? Şu anda ne kadar üye var? İşte 193 üyeye şu anda bütün daimi işte katılımcı üye var. Bir ülke hariç. Hangi ülke o? Dini ülke olan Vatikan. Vatikan bu sistemin dışında tutuldu. Şimdi biliyorsunuz çok yakın zamanda 2002 yılında da İsviçre o zamana kadar Birleşmiş Milletler'in içine dahil değildi. Sonradan dahil edildi. 2002'de girdi İsviçre. Şimdi İsviçre niye? Bayağı sabırlıymış yani. Yok aslında İsviçre'yi şöyle de tutmadılar. Çünkü İsviçre uyduruk bir ülke olduğu için. Yani şimdi iki tane, üç tane dünyada çok uyduruk ülke var. Bir tanesi Yunanistan'dır bana göre. Diyeceksiniz ki niye uyduruk ülke? Osmanlı'nın batıya gitmesi için kurulmuş bir ülkedir. İkincisi Belçika'dır. Fransa'nın da kuzeye doğru gitmesini engellemek için vardır. Bir de ortada İsviçre diye bir ülke var. İsviçre aslında hani ezoterik anlamda da tapınakçıların koymuş olduğu. Yani aynı zamanda tapınakçılar dediğimiz zaman işte ilk işte kredi kartının filan sisteminin kullanıldığı, ilk paranın borç olarak verildiği, bunun karşılığında senet veya bono olarak alınan bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla İsviçre'nin temel amacı neydi? İsviçre'nin temel amacı Dünya Savaşı sonrası bir merkez bankasının oluşturulabileceği, herkesin içinde konsensüs olarak hareket edeceği bir banka sistemi ülkeydi. Kurmak. Banka ülkeydi. Bir de kasa yani. Tabii evet. Bir de kasaydı. Bu aynı zamanda gizli de kasaydı. Çünkü evet. Ülkeleri kurarken aynı zamanda şöyle yapıyorsunuz. Yani bugün Almanya'nın arkasında Almanya biliyorsunuz iki kere savaştan yenik çıkıyor Almanya dediğiniz evet. Ülke. Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı ile birlikte hani bizde de vardır ya Almanya yenik sayıldığı için biz de yenik sayıldık hikayesi. İkincisi de 2. Dünya Savaşı Hitler'in işte yenilmesi veyahut da işte kendini yakarak yok etmesi sonunda göğe geliyor. Evet. Ama şöyle bakın ki tüm bilgiler bu sistemi organize eden Hitler'in varlığını da organize eden bütün sistemin altyapısı İsviçre'de toplanıyordu. Evet. İsviçre'den yönlendiriliyordu. İsviçre evet. Öyle kurulmuş bir ülke. Dünyanın sanki dışında uzayda bir ülke var. Bunun ismi de İsviçre. Etrafında savaş var. Her şey oluyor ama İsviçre'ye bir şey olmuyor gibi bir hikaye. Evet. Yani bir konsensus ülkesiydi. Onun için evet. Daha sonra girmesi gerekliydi. Onun için girdi. Vatikan niye? Vatikan çünkü Birleşmiş Milletler'in yapısını oluşturan sistemin içinde din faktörü yok. Evet. Yani
Şimdi bir de şöyle bir şey var. Onun için dediler ki Vatikan bu işin dışında olacaktır. Hiçbir şekilde din devleti olduğu için mi giriyor? Yani aslen, neredeyse yani biraz öyle mi? Aslen şöyle bakın. Evet. Birleşmiş Milletler gibi bir yapıyı oluşturan tüm sistemin arkasında masonik bir operasyon var. Onun için dolayısıyla yani daha çok protest bir davranış olduğu için bilhassa Katolik Kilisesi'ne karşı onun için Vatikan sisteme hiç dahil olmadı. Hayır şey İsrail'de şeriatla yönetilmiyor mu? Yani şimdi İsrail yani. Çok ayrı hayır, bir ülke. Şimdi İsrail'den bir bahsedelim programın sonuna. Bu Birleşmiş hayır, şey için yok ama o kadar güzel bir yerdesiniz ki içimde de kalıyor hep bu İsrail'i bir anlatmak lazım daha sonra. Şimdi şöyle yapmak lazım. Şu anda 193 ülke var şeyde sistemde. Fakat ne yapılıyorsa yapılsın Filistin'e mesela uygulanan İsrail'den bahsedince Filistin'e uyguladığı bir yığın işte operasyon var veya dünyada İsrail'in uygulamış olduğu bir yığın operasyon var. Biliyor musunuz? Tam rakamı söylüyorum. 1912 adet karar var İsrail'le ilgili. Şey, Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler. Karar. Diyor ki yapamazsın. Yani yapmamalısın. Karar alıyorlar. Fakat bunların hiçbiri uygulanmış değil. Şimdi Birleşmiş Milletler dediğiniz yer tamamıyla fiktif, istedikleri gibi kullanıldığı, demokrasiyi istediğiniz gibi algıladığınız, sistemi veyahut da yapının istenildiği gibi hizmet etmesi için hazırlanmış bir operasyon kendisi. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı bakın normalde herhangi birisi dünya tarihinde yani 1945'ten 42'den başlayıp bu yana hatta 1920'den bu yana kadar aldığımız zaman herhangi bir lider onlara göre 3. Dünya ülkesi, onlara göre İslam ülkesi ne derseniz deyin veyahut da herhangi bir ülkeden bahsediyoruz. Bu lafı etsin başkanı yarın yani onu yaşatmazlardı. Şimdi bu sistemin artık değişmesi gerektiğini söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bana göre söylemek gerekirse bu söylemlerle birlikte dünyanın referans noktasını değiştiriyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani siz bütün algıların, bütün referansların konulduğu bir sistemden diyorsunuz ki bu sistem artık yanlıştır. Olur mu böyle bir şey? Dünyayı işte kendisini de izleyenler çok iyi bilir. Tekrar izlesinler. Referans verdi. Bir Asya'da bir tane diyor. Avrupa'da bir tane diyor. Amerika'da bir tane. Diğer 193, 187 ülke. 6'yı çıkartıyorum. Bana göre 5 değil 6. 187 ülke kalıyor. Bunlar... Yukarısı ne karar verirlerse, hatta biliyorsunuz kararnameler de şöyle çıkar Birleşmiş Milletler'de, bir karar aldınız, 5 daimi üyeden bir tanesi herhangi bir şekilde çekimser oy bile kullansa o karar geçmez. Veyahut da o ülke için operasyon yapılacaksa yapılır. Birleşmiş Milletler dediğiniz yer nasıl bir yer? Şöyle bakın, bir kere ikiyüzlülüğünü şöyle anlatalım bakın. Onun için Cumhurbaşkanlığı bunlara karşı bu sistemin değişmesini istiyor. Diyor ki Birleşmiş Milletler'de çok önemli bir madde var. 100. madde. Evet. Bu maddeye göre biz diyor hiçbir ülkenin iç işlerine karışamayız. Çok güzel karışma. Fakat bakın Amerika gidiyor Irak'ta operasyon yapıyor. Diyor ki burada nükleer silahlar var. Dur arkadaş böyle şey mi olur diyor. Gireceğiz oraya bakacağız diyor. Müsaade giriyor. Almadan giriyor. Tabii tabii müsaade almıyor. Ve diyorlar ki ya işte bu iç işleri değildir filan. Ya bundan daha çok iç işleri olabilir mi? Veyahut da şöyle bakın Macaristan hatırlayın. Evet. Tarihi geriye döndürün. Çekoslovakya hatırlayın. Evet. Ruslar da aynı şekilde kan gölüne çevirdikleri bu iki ülkede yine Birleşmiş Milletler'den tek bir söz geldi. Bunların iç işleridir. Biz karışmayız. Ya kimin iç işi? Orası Çekoslovakya, orası Macaristan. Şimdi operasyon olarak baktığınızda da hep şu geliyor karşımıza. Şili gibi ülkeler. Evet. Benzer yapıların hepsinde Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri hep operasyon yapmış. Çin de dahil olmak üzere. Çin'in interlantına bakın. Devamlı operasyon var. Birleşmiş Milletler karar alamıyor. Cumhurbaşkanı şu anda söylemiş olduğu her şey dünyanın eksenini 23 derecelik açısını değiştiriyor. Bu müthiş bir şey. Hani şöyle bir şey demiştim sizin programınıza katıldığımda da sonra sizi aradım ya BBC bizi taklit ediyor sizi çok seyrediyorlar herhalde diye. Humanitarian diye bir kavram atmıştım. Humanitarian kavramı neydi? Bence bir insanlık çağı başlamalı. İnsanlık çağıyla ilgili de bir duruş olmalı. Ya bir bakıyorsunuz bu duruşa en uygun adam
dünyada işte Recep Tayyip Erdoğan gözüküyor. Veyahut da Türkiye'nin bu akılla yönetilmesi gözüküyor. Niçin? Ya 2 milyon 750 bin Suriyeli, 300 bin Iraklı var Hasan Bey. Yani bu yapıyı düşünebiliyor musunuz? Yani 3 milyon insan, 12,5 milyar dolar. Oldu. Yani şeye de bakın, sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin harcamış olduğu bir de o kadar para var. 25 milyar dolar. Kaç tane köprü eder? Bölü 3 deyin. 3 milyar dolar. 7 köprü yaptı. 7 tane köprüden vazgeçiyorsunuz. Evet. Siz diyorsunuz ki biz buradaki insanların üzerine varil bombaları atılıyor. Bu varil bombalarına karşı biz dimdik ayaktayız diyorsunuz. Bu adamlar bizim dostumuzdur, komşumuzdur deyip büyük bir insanlık gösteriyorsunuz. Bunu başka herkes seyrediyor. Bütün Birleşmiş Milletler'in tüm yapısı, 192 ülke Türkiye haricinde herkes seyretti bu olayı. Yani bu aynı zamanda göçmen sorununda Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü de gördük. Vermiş oldukları sözlerin hiçbirini tutmadılar gibi. Şundan gidiyorum burada. Hiçbir ülke dünyada komşusu için, hele böyle savaş ortamı, 25 milyar dolar para harcamaz. İnsanlık için harcanıyor. Bu topraklarda yaşayan insanların insanlık için yaptıklarını bir düşünebiliyor musunuz? Bunlar sizin benim vergim. Başka bir şey değil. Kimse de karşı çıkıp ya kardeşim dur bakalım onu ona yapacağına git köprü yap demiyor. Bakın bu toprakları bu dünya anlamıyor. Onun için büyük bir problem var. İşte ben de diyorum ki Türkiye ile başlayan, Sayın Cumhurbaşkanı ile başlayan bir çağ başladı. Bu çağın ismi Hümaniterya dedim ben. Sonra bir hafta sonra bir baktık ki BBC'de sizi aradım ya ben. Ya dedim ki BBC bizi taklit ediyor. Sizi taklit ediyor herhalde izlemiş. Onlar da başlık atmış. Hümaniterya başladı diye. Şimdi tabii bunları bu şeyleri referanslara bizim sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmazsak bir başkasının eline geçiyor. Yani bu bir haftalık operasyonda Sayın Cumhurbaşkanı'na programa katıldığında demiştim ki bu sizden başka kimseye yakışmıyor. Bunu lütfen alın. Evet. Şimdi bakın buna karşılık bunu söyledik. Cumhurbaşkanı 71. Birleşmiş Milletler toplantısında dedi ki 5'ten büyüktür kardeşim. Bir daha söyledi. Bir daha söyledi. Şimdi 5'ten büyüktür. Şimdi bakın ben Nobel ödüllerine baktım, barış ödüllerine. Şimdi bir şeyi anlatacağım size. Şimdi 2008'de Obama seçildi biliyorsunuz. 2009 yılında Nobel Barış Ödülü aldı. Şimdi çok garip bir şey söyleyeyim mi? Trump da model barış ödülüne adaydı biliyorsunuz. Evet, evet, yani. Şimdi ben şöyle baktığımda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhakkak ve muhakkak bana göre, yani benim bir oyum olsa bugün verdim, Nobel barış ödülüne aday olması lazım. Evet. Yani çünkü bakın şunu söylemek istiyorum. Yani bu Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm Türkiye'ye verilen bir ödül olması lazım. Çünkü benim vergim, benim zamanım, benim vaktim, benim çocuğumun parası, doğmamış çocukların parası bunlar. Biz o kadar hümanistiz ki bu toprakları bir türlü anlamıyor Batı. Bir türlü kavrayamıyor Batı. Onun için iki tane göçmen gittiği zaman Batı'ya kafa yiyor bu adamlar. Yani böyle bir şey nasıl olur, nasıl yaparsınız diye algılamış değil. Dolayısıyla hani benim şeyim tabii bu yalnızca bir düşüncem. Muhakkak ve muhakkak Nobel Barış Ödülünü Recep Tayyip Erdoğan'a vermesi lazım. Evet. Şimdi onu, şunu diyebilirler ama hani etrafta savaş var bu kadar filan. Yok ya bunların hepsi bu şimdi kötü eleştiriler, çirkin eleştirileri artık ben de katlanamıyorum. Şöyle söyleyeyim size Hasan Bey, bakıyorum olaya. Diyorlar ki ya etrafta savaş var, Suriye'ye girdiniz, nasıl barış bu? Ya o barış için savaşırsınız. Biz savaşmak istemedik ki. PKK denilen operasyonu, Fethullahçı terör örgütü denilen operasyonu biz bu topraklarda oluşmadı ki. Bunların hepsi Batı kaynaklı, Batı aklının Türkiye'deki yansıması değil mi? Evet. Şey oradan top mermisi atacaklar, size seyredeceksiniz. Tabii öyle bir şey olabilir mi? Buna karşı mücadele etmeyecek misiniz? Bu topraklar sizin değil mi?
Evet, ama bazıları öyle diyor. Neye giriyorsun yabancı topraklara? Ateş ediyor adam. Şimdi bakın yani. Sayın Hayır, Cumhurbaşkanı... Şöyle bir şey var. Bunu söyleyen insanların mesela bir gazetenin veya işte televizyon camına bir taş atıldığı zaman dünyayı ayağa kaldırıyorlar işte de. Tabii. Mesela köyünüze, kasabanıza oradan hem huduttan adamlar gel geç giriyorlar hem istediği gibi bomba atıyor. Ondan sonra da siz seyredin. Bu sonuna kadar at. Öyle bir komik bir şey yok. Yani şey var artık bunları savunmak için birazcık da akıl var. Yani düşünsenize. Kaç bin kilometre Amerika ile Irak arası? Bilmiyorum. Yani okyanus var diyeyim. Okyanus işte. Yani düşünsenize yani işte 10 bin kilometre mesela 20 bin kilometre. O adam kalktı oradan geldi dedi ki bunda dedi kimyasal silah var dedi. İşte bilmem nükleer silah var dedi. Dedi bizim bunlar kuleleri yıktı dedi hiç alakası yok. Bir tane delil yok yani ortada. Tabii. Öyle değil mi? Yani o yıkılan binaların içinden şeyler çıktı pardon bir çanta buldular da orada kimlikler çıktı o yıkılan binanın içinden biliyorsun. Hep öyledir zaten. Öyle zaten. Yani tabii tabii. Yani biz bunlar... de onu yedik falan. Yani şöyle bir şey var. Artık bu dünya bir benzetme... büyük bir uyanışta. Şimdi şeyi söyleyeyim mi evet. size benim aklıma gelmişken yani bu dünya beşten büyüktür diyoruz ya. Evet. Şimdi Timur geldiğinde mahallelere birer fil vermiş demiş ki bunlara bakın. Yani hocanın mahallesinden de demişler ki biz file nasıl bakalım ne var ne yok yiyor. Gidip şikayet edelim Timur'a demişler. Tamam demiş düşün peşine gitmişler. Tam çadıra girecek bir bakmış arkada kimse yok. Tabii öyle. Mahalleye bir fille daha gelmiş. Ya demişler sen hani bu fili şikayet edecektin niye bir fille geldin? Ne, Timur'a ne diyecektin yalnızken diyor. Ama şimdi evet. bizim Bravo. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de kimse olmamasına rağmen arkasından kimse gelmemesine rağmen ikinci kere söylüyor. Yani o ya beş tane büyüktür derken o yani... mahalledeki 5 kişiye söylemiyor onu. Tabii, yani Amerika'ya, tabii. İngiltere'ye, Çin'e, Rusya'ya. Ama bakın şöyle bir şey. Hayır şunu söylüyorum yani. Söylediğiniz laf böyle boşa gitmiyor yani. Birine söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki kimse bu ben en son dinlediğimde şöyle dedi. Ya dedi biz bunu söylüyoruz ama birisi de birkaç kişi daha söylesin dedi. Yani siz sustukça başınıza çok şey gelir demeye getirdi yani. Siz sustukça yani siz bir şey söylemezsiniz. Sesinizi çıkartmazsanız. Yani 187 tane daha ülke var sizin söylediğinize göre. 5'ten sonra. Tamam. Hani bunlardan da bir ses çıkmazsa ne olacak o zaman? Hayır. Onu diyor ki siz bir şey demezseniz ben bir daha söyleyeceğim. Bak seneye gelirim bir daha söylerim. Fark etmez diyor yani. Siz de söylemeniz lazım diye dedi, bir eleştiri ama yaptı. Hani oradaki lafın arkası şudur. Eğer siz buna artık siz bir şey söylemezseniz bundan sonra başınıza geleceklere de razı olursunuz. Bu tamam. kadar da kabul etmeyin diyor. Ben söylüyorum. Şimdi, çünkü bir şey daha söyleyeceğim evet, burada. Bir tezkere mevzu olmuştu. O reddedildi diye. Yani o şeyin kısmına girmiyorum ama tezkere reddedilince New York gazetelerinden birinde bir tarihçi profesörün yazısı çıktı. İmparatorlukları tarif ediyor o yazısında. İmparatorluğu tarif ettikten sonra en son diyor ki Amerika'da bir imparator ülke sayılır. Çünkü dünyanın neresinde istediği yerinde istediği işi yapabilecek güçtedir Amerika diyor. Yalnız Amerika'nın bu gidişine sadece Türkler dur demiştir parantez içinde bedelini ödemeye razı olarak. Tabii. Şimdi bakın bu iş yani bu söz söyleniyorsa biz bunun bedelini öderiz. Çünkü sizin biraz önce söylediğiniz gibi insanlık adına biz zaten elimizden geleni yapıyoruz. Onu herkes de görüyor istediği kadar gizlemeye çalışsınlar. Artık bundan sonra bunları yaptıktan sonra orada zaten çok rahat söylersiniz bunları. %100 katılıyorum. Evet. Tabii şimdi bakın Birleşmiş Milletler'de başkanlık seçimleri var. Başkanlık seçimlerine baktığınız zaman başkan tamamıyla özgürdür. Kimse etkileyemez, kimseden de etkilenemez. Hatta tehdit ederseniz de bu sisteme aykırıdır. Gerekiyorsa sistem sizi devre dışı bırakır. Yani Birleşmiş Milletler'den atılır. Fakat bir İsveçli bir bey vardı. Hatırlar mısınız? Dag Hammarskjöld diye bir adam. Evet. Adam dedi ki başkan olarak başkan olarak Birleşmiş evet. Milletler başkanı evet. genel sekreter diyoruz genel ya biz. Evet. Dedi ki ya bir saniye dedi ya Kongo'da bir problem var. Bu problemle ben karşıyım ve Kongo'ya gidiyorum dedi. Çok. Ve sisteme dedi aykırıyım bu sistem doğru gitmiyor ve kimse beni etkileyemez. Kimseden de etkilenmem dediği anda Kongo yolculuğu sırasında bir baktı uçağı bir düştü 56 yaşında hayata veda etti. Veda ettirildi. Evet. Şimdi hayır, Birleşmiş şimdi, Milletler'in Şimdi o aslında bütün insanlığa yazılmış bir mektup değil mi? Evet tabii bravo. Herkes diyor ki bak böyle bir şey söylersen başına bu gelir. Evet. Ona göre kim olursan ol. Kim şimdi, olursan ol. Şimdi zaten 15 Temmuz'da bu hani bir önceki Birleşmiş Milletler'de 5'ten büyük türün hesaplaşması değil mi?
Tabii canım, o da tabii, gözüküyor. Öyle yani, bakmanız tabii, lazım. Tabii canım, onu yani şimdi zaten bu hesaplaşma bitecek mi? Ya, bitmeyecek. Bitmeyecek. Çünkü karşınızda bir güç var. Hı. O denge her zaman sizin güçlü olmanızı istemeyecek. Hı. Ve sizi olabildiğince yok etmeye çalışacak. Onun için diyorum ya, Türkiye'deki en önemli dengelerden biri olan Sayın Cumhurbaşkanı, Allah uzun ömür versin. Hı. Tüm dengeler değişir. Yani şimdi bir hafızaları hatırlayalım. Şimdi bu darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye'ye bir bakacaktınız, İstanbul dahi, size demiştim ya hatırlayın, evet. The Economist dergisinin kendi içinde internet sayfasında yayınlandığı Türkiye haritası vardı. İstanbul, yani Türkiye'nin doğusu, Türkiye'nin kuzeyi, Türkiye'nin batısı, her yer parçalanmıştı. Böyle olacak diye hazırdı o proje. Yani hatta şu anda İstanbul'da yaşayanlar için söyleyelim, İstanbul Vatikan gibi özerk bir yer olmayı planlıyordu. Evet. İşte yani üniter yapı tamamıyla parçalanacaktı. Bunun dışında bir operasyon yapılacaktı. Şimdi dolayısıyla 15 Temmuz'a karşı halkın yaptığı müthiş bir mücadeleyle demokrasi, Türkiye tüm dünyaya demokrasiyi öğretti. Evet. Onun için Birleşmiş Milletler'de bizim hakkımız var, 5'ten büyüktür diye. Evet. Mısır'ın hakkı olamaz. Evet. Öyle bir şey yok. Bakın şeyden bahsediyoruz ya sistemde. Evet. Hani 15 Temmuz'u bir türlü anlayamadılar. Ya benim de çok yabancı misafirlerim geliyor. Bir bakıyorum Avrupa'da Türkiye algısı o kadar kafalarına işletilmiş durumda ki Türkiye geriye doğru gidiyor. Kimse farkında değil. Gelince bu adamlar kafayı yiyorlar. Çünkü bir müşterimiz vardı yurt dışından gelen, işte yemeğe çıkarttığımızda işte birkaç ay önce geldiğinde 3. köprü daha işte temelleri, ayakları varken bugün gelip bunun açıldığını görünce ya bize böyle anlatılmıyor Türkiye dedi. Bu Amerika için de geçerli, Avrupa için de geçerli. Bizim çok hızlı bir şekilde 5'ten büyük türün dışında lobicilik faaliyetlerimizi hep söylüyorum ya size, hızlandırmamız lazım. Yani yoksa anlayamıyoruz, bir de okuyamıyoruz. Mesela bakın Türkiye'deki bu işte darbe girişimini herkes dedi ki işte hiç kimse anlayamadık. Biden konuşmuştuk sizle. Evet. Biden gelmişti. Aa öyle miydi, hiç bilmiyorduk da bu kadardı işte meclisi dolaşırken vesaire vesaire. İyi ama unutmayın ki Ferguson protestosu diye bir protesto oldu. Evet. Hatırlıyor musunuz efendim? Evet, evet. Washington ve New York kökenli. Evet. Yani neydi Ferguson şeyde? Darren Wilson diye bir polis, 24 yaşındaydı unutmadığım kadarıyla. Bir 18 yaşında, soyadına dikkat edin, Brown soyadında bir zenci adamı, çocuğu, genci öldürmüştü. Ondan sonra ortalık ayağa kalktı. Hatta şöyle söyleyeyim, 4 ay, 5 ay Amerika sıkı yönetim ilan edilen bölgeler de vardı. Şimdi 17 tane ölü, 2500'ün üzerinde yaralı insanın olduğu bir operasyondan, Amerika'dan bahsediyoruz. Evet. Şimdi kendilerine olunca bu iş, ya işte biz de dedi ki sizi işte soğukkanlılığa davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler Amerika'ya yazdı, Obama'ya. Soğukkanlı olmanız lazım vesaire vesaire. 6 ülkenin yazısı var Birleşmiş Milletler'de. Dinlemediler. Şimdi buna benzer bir operasyon veyahut da siz hemen buna müdahale etmeye kalktığınız zaman biz sizi dinlemiyoruz diyorlar. Ama diyor, hani geliyor diyor ki adam Amerika'dan oturup, ya bizim asker arkadaşlarımız vardı ya, onlar da diyor işte hapise atıldı filan. Bu kadar çok affedersiniz geri zekalı, aptalca, salakça Türk toplumunu böyle anlamamış, çözememiş. Oysa ki bu Türk toplumuyla birlikte, Türkiye ile birlikte çok daha büyük, böyle bir ülkenin 25 milyar dolar hale etmeye kalktığınız zaman biz sizi dinlemiyoruz diyorlar. Ama diyor, hani geliyor diyor ki adam Amerika'dan oturup, ya bizim asker arkadaşlarımız vardı ya, onlar da diyor işte hapise atıldı filan. Bu kadar çok affedersiniz geri zekalı, aptalca, salakça Türk toplumunu böyle anlamamış, çözememiş. Oysa ki bu Türk toplumuyla birlikte, Türkiye ile birlikte çok daha büyük, böyle bir ülkenin 25 milyar dolar gibi büyük paralar veren bir ülkenin herhangi birisi için
herhangi bir toplum için, herhangi bir komşusu için veren bir toplumu atlayıp es geçip gidiyorsunuz. Ama işte görmezden gelmek onların elinde oldukları bir silah onlar. Tabii yani sistem kendilerine, tabii Batı evet. Şöyle, Batı'nın ikiyüzlülüğü evet. Böyle. Bakın, yok, Cumhurbaşkanı'nın isterseniz ben birkaç not aldım. Hani bir size program, bir örnek evet, lütfen ikiyüzlülük demeyin. Çünkü ikiyüzlülük de bir şeydir yani. Bence yüzsüzlük. Ha, yüzsüz. Yani ikiyüzlülük şöyle evet. Tarif ediyorum. Niye? Evet. İşlerine gelince bu yüzlerini kullanıyorlar. Evet. İşlerine gelince o yüzlerini kullanıyorlar. Ama onun için. Yani ona dersiniz ya, bak bir şey mahsus, bir tane bu tane evet. Sağ gösterirsiniz, sol vurursunuz da gene bir hale zapte sokarsınız onları. İkiyüzlü de olsa, ama bunlar yüzsüz olunca ne söylerseniz söyleyin. Bir de görmezden gelmeleri çok komik. Yani neyi görmezden geliyorsunuz? Yani Türklerin hiç tarihi yok. Hüdayin Abid ki burada kendiliğinden bittiler son 25-30 senede. Burada kendi halinde bir insanlar var. Bunları da görmezden gelelim. Buna bir örnek verelim mi? Cumhurbaşkanı'ndan yani bütün yine. Avrupa çıkarsın Türk adını veyahut Osmanlı adını, Türk adını çıkarsın, tarih yazsın bakalım. Tabii. Yani şimdi, şeyden be, Çin'den bu tarafa gelin tarih yazın mesela. Türk Batı'nın adını çıkardı. Tarihinde evet. Osmanlısız, yani Türkler evet. olmadan Batı'nın tarihi yazılamaz. Evet. Şimdi şöyle bir şeyler söylendi uzun zamandır bize. Batı'nın tarihinde bizsiz yazılamaz ama kültürü yazılabilir. Öyle bir şey de yok, biliyor musunuz? Evet, nasıl olacak? Çünkü şöyle evet. bakın, yani bugün Rönesans bile Emevilerin almış oldukları yol üzerine kurulu. Bütün sistem tabii Emeviler de eninde sonunda İskenderiye kütüphanesinden yararlanarak veya ondan etkilenerek bu sistemi geliştirmiş, evet. bilimi, kültürü geliştirmiş olabilir. Ama ondan sonra Batı'yı etkilemiştir. Evet. Ya bundan daha büyük bir şey olabilir evet. mi? Evet. Rönesans bugün İslam'a borçludur kendini. Emevilerine, evet. Emevilerine borçludur. Emevilerine. Yani bu taraftan baktığınız zaman bakın konu çok garip bir yere geldi. Bir şey söyleyeceğim. Ben diyorum ki eğer ki Fatih olmasaydı hiçbir zaman Amerika keşfedilmeyecekti. Evet. Ya olur mu böyle bir şey, değil mi? Evet. Fatih'le ne ilgisi var Amerika'nın? Yıl 1453 işte İstanbul alındı. Biraz da hani böyle şeyler yapalım, evet. esprilerle geçsin program. İstanbul'u aldı Fatih. Dedi ki durun bakalım, sistem artık bende. Evet. Ayasofya benim nişan evet. Onurumdur. Evet. Değiştirdi, cami yaptı. Ve sonra dedi ki şimdi arkadaşlar bu İpek yolu var ya, var. Bundan sonra almış olduğumuz vergi var ya, iki katına çıktı dedi. İki katına çıkmaya başlayınca vergi, iki tane şeye ihtiyacı var. Avrupa Osmanlı'ya vergi ödememek için yeni bir yol bulması lazım İpek yolu evet. için. Bakın Fatih neyi tetikliyor? Aslında hani bir çağ başlatıp bir çağ açtı meselesi, aslında eğer ki Fatih'in bu davranışı olmasaydı evet. yani İstanbul alınmasaydı, fethedilmeseydi Kristof Kolomb'un İspanya'dan çıkıp Amerika'ya bulma, Çin'e gidiyorum diye Amerika'ya bulma şansı yok. Evet, Hindistan'a gidiyorum. Ve aynı mesela. Zamanda şeyi de söylemek lazım. Ümit Burnu'nu da keşfetme şansı yok. Evet. Başka da Gama geçti. Gama'nın tabii. Evet. Yani dolayısıyla şöyle Bartolomeo Diaz. Evet. Şöyle bakmak lazım. Eğer ki Türk kültürü, Türk aklı, Türk'ün herhangi bir stratejik aklı evet. Avrupa'yı o kadar çok etkilemiştir ki dolayısıyla Batı'yı. Evet. Yani bugün İngiltere'ye baktığınız zaman, İngiltere'de hani millet birbirini yerken patates yardımı olmasaydı acaba İngiltere'nin hali ne olurdu diye düşünmek lazım. Daha kötü şey, 1. Elizabeth 1570'te evet. 3. Murat'la orada çok işi var biliyorsunuz. Yani ticaret anlaşmaları o zaman yapılıyor. Gelip İngilizlere ticaret imkanı veriyor. Çünkü İspanya ile düşman, Akdeniz'de bir şey yapamıyor İngiltere. O tüccarlarını gönderiyorlar. Osmanlı'nın da tabii gücü var o zaman. Osmanlı dur deyip de gidince gidiyor. Yani gemiler gidiyor. Hatta şey derler, anlatırlar Hollanda eski parlamentosunda Kanuni Sultan Süleyman'ın derler resmi vardır. O resim de şuna ait. Hollanda iş yapamıyor. Yani yardım, buradan bir yardım, iki tane yardım gemisi gidiyor Hollanda'ya. Ondan sonra tabii ver olmaz. Hollandalılar bir ricada bulunuyorlar. Diyorlar ki yani bu tekrarı yok ama bize müsaade edin. Biz diyorlar Akdeniz'de iş yapamıyoruz. Bizim gemilerimiz Akdeniz'de iş yapsın diyor. O zaman da kanun diyor ki onlara Osmanlı sancağı çekin.
size kimse dokunamaz diyor. Hakikaten Hollandalı Osmanlıca çekerek ticaret yapıyorlar. Yani şey için anlatıyoruz. Amerikalılar da öyle. Yani şu, tabii yani bunu şunun için anlatıyoruz. Ya şimdi yani sıradan biriyle oturup kalkmıyorsunuz. Tabii, yani tarihiniz de var. Tabii. Oturun. Biz de kötü bir şey söylemiyoruz. Yani niye mani oluyorlar? Yani mani olmak istedikleri nedir yani? Yani şimdi yani şey var, şimdi şöyle bir şey var. Yani Türkiye ile bu kadar uğraşıyoruz. Yani şimdi Türkiye'de uğraşırken de Türkiye onlara bir şey söyledi diye değil. Yani sadece o değil. O bir neden. O bir yani o bir bahane de oluyor onlara. Çünkü Türkiye kafa tutmazsa size kim kafa tutacak? Kafa tutmak için de söylemiyoruz bunu. Gittiğiniz yol doğru yol değil. Gittiğiniz yolda bir yanlışlık var. Bunun insanlıkla bir alakası yok yaptığınız işlerin. Yani insanlıktan söz etmeye gelince mangalda kür bırakmıyorsunuz. Ama icraata gelince hiç ölen insanlar sizin umurunuzda değil. Ama kendinizden 3-5 kişi ölünce ayağa kalkıyorsunuz ne oluyor diye. Şimdi o zaman bunun içinde başka bir şey var. Yani eğer ticaret deseniz geçin onu yapıyorlar zaten. Eğer enerji kaynaklarına ulaşmak deseniz zaten hepsini kontrol tabii ediyorlar. Dünyanın madenleri falan deseniz zaten hani 3-5 şirket kontrol ediyor. Hepsini biliyoruz yani bunları. Peki burada başka bir şey var. Benim anladığım kadarıyla bu şeyle ilgili değil. Yani bizim sadece Türklüğümüzle de ilgili olan bir şey değil. Bu biraz çünkü mesela en son görünsek İslamiyet şimdi üzerine bakın, çok bir baskı var mesela. Öyle değil mi? Yani Amerika orada oturdu. Öyle değil mi? O topraklarda Irak'ta. Çekilir çekilmez başka birileri çıktı. Şimdi ve Hasan hani şey İslam'ı kötü gösteren bir şey var. Derinliğine in bakın. Bakın bugün bir onu da bir söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de söylediği bir laf var yani. İslam dünyasını bu kadar kötü gösterip yani bunu da üstünde durarak söyledi yani. İslamiyet üzerinde bir oyun oynuyor. Birleşmiş Milletler Anayasası yazılırken evet, İslam devletlerine hiç sorulmadığını biliyor musunuz? Yok sayıldığını biliyor musunuz? İşte, tamam. Yalnızca imza attıklarını işte, biliyor bakın, musunuz? Siz söylüyorsunuz evet, işte artık çıkıyor ortaya. Yani. Tabii. Şimdi şöyle bakmak lazım. Aslında güzel bir şey söylediniz. Oradan lafa alıyorum. Buyurun tabii. Şöyle. Bunun arkasında ne var dediniz? Bunun arkasında aslında İslam'la ilgili bir kavga da yok bana göre. Evet. Hani ben sizin programınızda bir bilmiyorum, hani öyle midir acaba diyorum. Evet. Dedim ki evet, çok eleştiri aldım. Evet. Dedim ki bakın Fethullahçı terör örgütünün yani FETÖ için daha önce yazılmış tüm kitaplar evet, aynı mantıkta cizvi aklıyla yazılmış kitaplar artı evet, evangelizmle ilgili yazılmış tüm kitaplar evet, ve Scientology gibi evet, yeni kuantum dinleriyle ilgili yazılmış tüm kitaplar aynı şeye hizmet eder. Evet. Onların hiçbiri bana göre, ben kişisel görüşüm söyledim, bunların hepsi çöptür dedim. Evet. Çünkü olamaz, aklı okuyamadığınız sürece, evet, aklı koymadığınız sürece kendimize ters düşeriz söylediklerimize. Evet. Ne söylüyoruz? Ben diyorum ki bakın elimde bir kitap getiriyorum. Evet. Bu çok eski bir baskı. Hani birileri bende var diyor ama evet, 1895 baskısı bu. Evet. Ben Amerika'da bir şeyden aldım. Açık arttırmada aldım bu kitabı. Bu kitap ünlü Albert Pike'ın Albert Pike, he, evet, ünlü kitabı Moral and Dogmas. Tabii Albert Pike şey Masonizmle ilgili evet, çok önemli bir adam. Bakın çok önemli bir yazısı var. 1871'de Manzini'ye yazmış oldu. Bunu hatırlayalım. Bunun üzerine düşündüğümüz zaman gerçekleri görürüz. Evet. Diyor ki birinci seferde. Biz diyor dünyada 3 tane savaş öneriyoruz. Evet. Bir tanesi diyor Birinci Dünya Savaşı olacak. Evet. Bu savaşta işte bütün padişahlıklar, sultanlıklar, krallıkların hepsi yok olacak. Evet. Monarşileri İki yok tane yani, ülke çıkacak. Bunun bakın diyor ki 3. Dünya Savaşı'nda ben bunu evet, Türkiye'de ilk açıklayan hani evet, bunu anlatan adamım. Diyor ki 3. Dünya Savaşı'nda öyle bir operasyon yapacağız ki öyle bir savaş çıkacak ki tüm dinleri yok edeceğiz diyor. Evet. Şimdi tabii, tabii, bir yerde o tamam, kaldınız oradan tamam, cımbızla işte, çektim. Tamam, o zaman, sevgili oldu Hasan şimdi, Bey tamam, şöyle diyorum. Yani aslında kavga yalnızca İslam'a karşı yapılmış bir kavga değil. Hepsine canım. Tüm semavi tamam, dinlere karşı yapılmış evet, bir kavga. Bakın bununla ilgili çok önemli bir şeyler hatırlatalım. Nedir? Batı'ya gittiğiniz zaman yani Katolik Kilisesi'nin dışında evet, yani yukarılara doğru yani evet, Fransa'nın kuzeyinden yukarıya doğru çıktığınız zaman Protestan yapının hepsine bir bakarsınız genelde kiliselerin hepsi boşalmıştır. Evet. İsa yani onlara göre Tanrı İsa kavramının içi de boşaltılmıştır. Evet. Kimse artık insanlara şunu söyler bu Batı'nın kendisi. Toplum hiç önemli değildir, birey önemlidir der. Evet. Onun için der kendiniz ilkin.
aileniz değil. Onun için çocuklar hani 18 yaşında goodbye derler ya aileden. O yapıdan çocuk da der ki ilkim ben kendim. Bu bencilliği toplumu dışlamakla ilgilidir. Sonra inançlar yok olur. Bugün Batı'da hemen hemen inancın yok olduğunu görüyorsunuz. Katolik kilisesi zaten neredeyse çökmüş durumda. 4000 adet çocuk tacizinden dolayı dava var. Nereden bakarsanız 1,5 milyar dolarlık tazminat ödeniyor bu yapının içinde. Yani bu tarafa geçtiğimiz zaman ne diyorlar? Diyorlar ki ya durun şimdi Vatikan'daki çok zor durumda. Dünya da çok zor durumda. Dediler ki bakın bu çok önemli. Bunu da ilk defa bir şey olarak anlattım Türkiye'de. Dedim ki şöyle bir şey gördüm ben. Evet evet. Bunu göstermek istiyorum. Kamera benim kameram hangisi bilmiyorum ama yakından alınıyor. Bunun ismi Piyata. Evet. Bu heykelin ismi Piyata. Yani evet, Meryem evet. Ana. Ve oğlum. İşte İsa Tanrı kucağında. İsa'nın Meryem Ana'nın kucağında. Bir soru soracağım. Evet. Kim kral? Kral değil, kraliçe yani. Kim evet. kral? Kim yönetiyor? Kim yönetiyor? Meryem şimdi, İsa olan yönetiyor. Şimdi ben bunu Vatikan'da sevgili Aytunç Altındal birisine yollamıştı. Biraz aydınlanalım, Vatikan'ı çözmemiz lazım diye. Evet. Gittiğimde beni işte Piyata'nın önüne götürdüler. Michelangelo'nun piyatasını. Bir anda dedim ki ya sistem değişiyor. Bunu anladım. Sistemin onlara göre Tanrı İsa'yı Batı yedi bitirdi, kül etti. Evet. Artık yani haçın çok anlamı yok, haçın üzerindeki İsa'nın filan çok anlamı kalmadığı için yeni bir ikona ihtiyaçları olduğu için dediler ki bunlar biz artık Meryem kültünü ortaya koyalım. Evet, isterseniz bir kısa bir ara verelim. Olur, bu da teaser çünkü olsun. Bu teaser olsun. Evet, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Bak gördüğün gibi Çukurova bölgesinde pamuk yetiştiriliyor. Hadi baba biraz da tarih çalışalım. Çalışalım biraz da tarih. Gel o zaman geçiyorum onu. Dur geçme. O ne ya? Cemil. Ne yapıyorsun ya? Otollar açıldı, bir sürü masraf var. İnternete para vermemek için sizinkini kullanıyorum. Bir nevi açık öğretim yani. Benim adım Cemil. Benim adım da Cemilcan. Yahu Vodafone'da ev interneti ilk ay hediye. Ya kapat oğlum interneti. Okullar açılırken bir de internet masrafı olmasın. Hemen arayın Vodafone Süpernet'le olun. Ev interneti faturanız ilk ay hediyemiz olsun. Vodafone'da kolayı var. Sabahları ilk iş aygaza gelir işe gidenler. Gecikirlerse patron ne der? Ama yine de sıcak bir çay iyi gider. Öğlene doğru uğrar genç bir anne. Aygaz'dan markete, marketten eve, planlıyor her şeyi aman bir şey unutmasın diye. Akşam trafiği camları biraz sıkar. Buraya o... Efendim zaten 6, güzel banka. 6 Eylül programınızdan alıyorum evet. Bakın. Dediniz ki 100 trilyon dolar evet. dünyanın dediğiniz devletlerin borcu. Borç, evet, 85 trilyon dolar aslında. Evet. Tam hani siz evet. yuvarladınız. Şimdi bakın, kime borçlular bunlar? Yani şahıslara borçluyuz. 12 aile. Kim bu ailenin elindeki şey, bono? Amerikan doları. Amerikan doları Amerikalıların değil ki. Hı. 12 ailenin. Hayır, yani hı. tüm dünya eninde ve sonunda bu bahsettiğimiz aileler, yani bunlar global sistemi oluşturmaya çalışan, İnsanlar tüketime alışsınlar, biz onları istediğimiz gibi yönetelim, mankurtlaştıralım, bizim istediğimiz gibi yönetilsin diyen insanlar. Bakın, bir sonraya gittiğiniz zaman bu artık insana ihtiyaç yok, kalmadı diyor adam. Evet. Bu savaşların hepsi diyor, Pasifik'e gidip Çin'i anlatmamız lazım. Vakit çok az olduğu için evet. şey yapamıyoruz, uzundan azıcık diyor ya öyle yapıyoruz. Yani şimdi Pasifik'i anlamadığımız, Çin'i anlamadığımız zaman bu global yapıyı çözemiyoruz. Yani bakın Amerika bir anda durdu. Ayşe, bir Suriye'den çıkıyorum dedi. Rusya gel sen buraya otur dedi. Bu neyin sağlaması?
Amerika ile Rusya birlikte çalışıyor demedi mi Roosevelt meselesi? Ben şunu söylüyorum. Ben de dedi Pasifik'e gidiyorum, Japon denizine. Şimdi biz mesela bu programı yaparken şunu söylemeye çalışıyoruz. Ya biz bunu sadece Türkiye için de söylemiyoruz. Yani bu program her yerde dinleniyorsa. Ya Fransızlara da söyleyelim, İtalyanlara da söyleyelim, Almanlara da söyleyelim. Yani siz ne yapıyorsunuz? Hadi biz iyi kötü bir sokağa çıktık yani. Türkler kadar çok hızlı düşünemiyorlar. Hı. Bakın. Ondan mı oldu? Tabii efendim, yani şimdi gittiğiniz zaman çok şeyi görmüyorsunuz. Onlar için daha öncelik sıraları başka. Yani bir İngiltere'ye gittiğiniz zaman insanlar pazar günü koşarlar. Şeylerde görürsünüz, işte müzelerde falan görürsünüz, barlarda görürsünüz falan. Bizim genetiğimizde araştırmak, bulmak, yapmak, herkesten önce olmak, sistemi yönetmek gibi bir kavram var. Bakın, hı, bir tane adam çıkıyor bu topraklardan, kocaman Birleşmiş Milletler'de 193 tane üye var, diyor ki 5'ten büyüktür. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi bunu dünyada diyorum ki kimse söyleyemez. Ama bu biz biraz önce söylediğiniz yapıya söyleniyor bu laf. Yani tabii tabii, siz yani beşli yapıya söyleniyor. Hayır. Tabii. O ülkelere de söylenmiyor. Tabii tabii. 12 aileye da söylemiyor tabii. Bunların hepsine tabii, söylemiyor. Tabii. Çünkü o ülkeler dediğiniz zaman bunlar tarafından yönetilen ülkeler şimdi, oluyor. Şimdi dünyada şöyle bir gelişme var. Bir önceki programı izlesinler YouTube'dan, hani birlikte yaptığımız programı. Dünyada iki tane denge oluştu dedik. Şimdi bir tane Amerika yok. Hı. Bir global sistemin Amerikası, bir de ulusal sistemin Amerikası var. Hı. Global sistem, şimdi Amerika'ya baktığımız zaman, tam rakamları da size söyleyeyim şimdi. Baktığınız zaman Amerika'daki rakamlar çok garip. Evet. Biraz ekonomi konuşalım. İkimizin de mesleği. Oradan nasıl kontrol edildiğine gelsin. Yani ekonomi o anlamda konuşacaksın. Tabii tabii, tabii. Onun için nasıl? Yani bu aileler nasıl bir algı yaratıp da ekonomi adı altında insanları nasıl boyunduruk altına aldıklarını söyleyeceksiniz. Tabii sistem herhalde şunun üzerine kurulu. Yani şimdi bir kere hızlı bir şekilde tüketim toplumusunuz. Evet. Devamlı moda, yeni bir şeyler size sunuluyor. Ve örnek verelim, başka bir şeyden örnek vereyim bu sefer. Otomobil. Otomobil sizi bir yerden alır bir yere götürmesi için var. Ama her iki yılda bir, şimdi bir yılda düştü, illaki bir makyaj görüyor. İnsanlara diyorlar ki o eski de yenisini al. Bu elinizdeki cep telefonunuzdan tutun televizyonunuza kadar. Devamlı yeni bir sistemlerin çıkarttığı, siz devamlı sisteme bağımlı tüketim sisteminin sisteminin parçası yapıyorlar. Kurban dolayısıyla siz yalnızca kredi kartı, yani bunun esaretten, kölelikten farkı yok aslında. Çünkü tek bir şey düşünüyorsunuz, yarın kredi kartımı ödeyebilecek miyim? Tamam, bitti zaten. Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Evet. Şimdi bakın, rakamlara baktığımız zaman hani hep şöyle bir şey söylüyorlar. Çin o kadar büyük ki. Evet. Yani bir koydun mu Amerika'yı? Yok böyle bir hikaye. Evet. Bunlara sakın inanmayın. Evet. Bakın, rakamlar şunun üzerine kurulu. Amerika'nın cari açığı 500 milyar dolar. Evet. Evet. Şimdi Çin'in cari fazlası ne kadar? 500 milyar. Şimdi diyor ki adam, Amerika ben yoksam Çin diye bir ülke yok diyor. Evet. Şimdi şöyle bakalım, gayri safi işte harcaması, yurt içi harcaması 21 trilyon dolar. Oraya çıktı. Tabii. Şimdi kişi başı 8 bin dolar Çin. Amerika 18 trilyon dolar, kişi başı 54 bin dolar. Rakamsal borcu boyutta birisi 1.5 milyon insan, milyar insan. Bu tarafta da 330 milyon insan var. Evet. Rakamsal boyutları artık ekonomiye geçtik. Evet. İzleyenler onları çarpsın, hesap etsin. Yani şunu söylüyor Amerika, diyor ki ben yoksam Çin yok. Peki globalcilerle ulusalcıların kavrası nerede? Diyor ki ulusalcılar, ya diyor bu globalciler bizi o kadar çok borçlandırdılar ki sisteme. Ya biz diyor iki gün sonra bu globalciler dese ki ben buradan, ki Rothschild ailesi şeye geçtiler, Çin'de yaşamaya başladı. Dediler ki, deseler ki biz buradan gidiyoruz, biz ne yapacağız bu borçla diyorlar. Ha. Para da bizim değil. Şimdi Rothschild'e mesela Rothschild'ler neyle alacak parayı, onu merak ediyorum. Şimdi şöyle bir şeye çok dikkat edin. Yine sizin programınızdan bir şey. Bakın cımbızlığa çekiyorum. Ha. 1200 ton neyi vardı? Altın. Altın kayıp dedi. Nerede bu altın? Valla bilmiyoruz, onlar da bakın, söylemiyorlar. Bakın dünyadaki en değerli şey, dünyadaki en değerli, insanlık tarihini altınsız yapamazsınız. Hani bugün
bir ama sistem anlatsak. Ama bence o da öğretilmiş çaresizlik tabii, gibi geliyor bana. Tabii anunnakiler hikayelerinden yok, başlayıp. Bu da öğretilmiş çaresizlik evet. Yani altınsız olmaz ne yapacağız yenilmez içmez yani. Yok şey insanoğlu ne olursa olsun yalnızca bizim için hayır, değil. Geçmiş tarihlerde de var ama onu söylüyorum. Yani Mayalarda da var, Mezopotamya'da da var devamlı altın toplamışız. Işte bakın ben size bir şey söylüyorum. Evet. Yani bir insan aklının ötesinde bence bir yol yok. Yani insan aklı. Bir de insan inancı, imanı. Yoksa hani onun örneğini de geçen hafta ben programda Yiğit Bey'le verdim. Moğollar Abbasileri yenince Abbasiler Abbasi Han yani şu hükümdarın ne kadar mücevheri varsa altını altını bir odaya koyuyor. Abbasi hükümdarını da 15 gün aç bırakıyor. Hülagi galiba o zaman Moğol evet, Hülagi. Ondan sonra ya diyor bana hiçbir şey yemek vermeyecek misin? Dur diyor vereceğim diyor. İşte 15. gün dayanamıyor. Çok acıktım diye bir şey var. O odaya sokuyor. Altında mücevherler var ye bunları diyor. E bunlar yenmez ki diyor yani. O zaman niye biriktirdin diyor. Şimdi geçen hafta da biz onu gösterdik. Kraliçenin resmini koyduk. Altınlarını geziyor kraliçe. Kraliçem onlar altın altın değil. Onlar eziyet ettiğiniz, öldürdüğünüz, tabii, kanına, canına, terine girdiğiniz zavallı insanların üstünden kazandığınız şeyler. Ve onların bakın bir bodrum altında, bir bodrumda duruyor onlar. Yani tabii, böyle bir caddenin üstünde değil, bodrumda duruyor. Ya zaten toprağın altında duruyordu. Bakın onu söyleyeyim size. Nasıl böyle bir öğretilmiş çaresizlik bu. Dünyada tahmin çıkmış bütün altın 170 bin ton. Yani şu anda evet, herkes yani bu benim parmağımdaki dahil 170 bin ton. Şimdi toprağın altında da 30 bin ton kaldı. Yani bilinen rezerv o. Senede de 3 bin ton çıkartıyorsunuz. 10 senede de o çıkacak. Olacak 200 bin ton. Buyur 200 bin ton altın var. Ne yapacağız şimdi? Altın çok değerli. Altının fiyatı bu olacağız. Ya almıyoruz kardeşim. Bugün ben gidip de altınca bana bir de altın ver demesem bir şey yok. Eğer altın şunun da ölçüsü değil. Yani ben paramı orada korurum diye bir şey yok. Onun için korusaydınız altının fiyatı dünyada para arttıkça altının fiyatı ona göre artardı. Ama ne yaptılar? 25-30 doların altını 100 dolara çıkardılar. Bir petrol krizi çıkarttılar 73 senesinde 900 dolara çıkardılar. 20 senede 250 dolara düşürdüler. Aldılar 1900 dolara çıkardılar. 1000 dolara kadar sattılar. Adam altın umurunda değil ki. Sizin tasarrufunuzu alabilmek için sizi zaten bir şeyle kandırması lazım. Ya hisse senediyle kandıracak ya altınla kandıracak. Bakın hisse senediyle altın oranlarını değiştiriyorlar. Tabii. Bakın ben şunu söylüyorum sonunda. Bu konuştuğumuz aileler falan var ya. Bunlar aslında no name. Sıfır bir şeyler tamam mı? Sıfır. Bana göre sıfır. Çünkü onların bize inandırdıklarıyla düşünüyoruz. Onların bize inandırdıkları düşünürse zaten adamın koyduğu şey gibi laboratuvar faresinden farkımız var. Referans noktasını kim koyarsa sistemi o yönetir. Laboratuvar faresi gibi onu koyduğu yoldan biz değişik olmuyoruz. Kimse şunu demiyor. Ya siz hiçbir şeysiniz. Siz hangi ülke kuruyorsa efendiniz o. Yani siz bir şey yapmıyorsunuz. Ha birileri sizin ben şunu söylüyorum aslında. Bakın bunu hakikaten konuşmamız lazım. Denk gelirse bir programda onu konuşalım. Bunları kim koruyor? Bakın. Çünkü şöyle bir şey var. Ben bir general olsam, ben böyle sörmör bir general bakın evet, bir dakika. Ben bir general olsam hangi okuldan gelirsem geleyim birine söylerim, kraliçeme dedim kim bunlar ya? Yani bu 500 yani bir aileyi toplasan topu topu bunların en etkin adamı 10 tanedir. Evet. 10 tanesini kafasına sıkar bir sistem. Bitti. Kim ne olacak? Neyin mülkü? Neyin ki? Kimin mülkü? Yani mülkü kim tarif ediyor? Bakın mülkü tarifi şöyle bir şey. Koca bir ülkeyi yok ettiler. Irak diye bir ülkeyi yok ettiler ya. Mülkü kim tarif ediyor? Rusya hanedan vardı. Romanovları tık 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 soktular bir oda Romanovları 8 tanesini öldürdüler. Rusya çok bitti. Çocuk. Bitti. Tabii. Koca bir hanedan bitti. İşte ne oldu Osmanlı? Sistem. Hayır sistem şunu söylüyorum evet, ben sana. Ama birilerinin işine geliyor bu. Sadece o adamların değil. İngiltere kraliçesinin işine de geliyor bu. Neden? İki tane hanedan yok ediyor. Kendi iki tane rakip kaldırıyor kendini. Bugün ancak şunu kraliçenin söylerseniz... Kraliçenin de bir anlamı yok aslında. O zaman sıksınlar tabii, kafasını o zaman. Tabii. Romanovların sıktılar ya. O zaman bakın çok açık bir şey söylüyorum. Enteresan bir şey söylüyorum. Yani madem o kadar güçlüsünüz Romanovlara ne yaptıysanız o zaman Winston'lara onu kendini yapıyor, saklamasının objesi kraliçe aslında. O zaman ama şöyle, yani şöyle bir şey söylüyorsunuz. Ama bakın bu çok ben olsam İngiliz olsam mesela şimdi bir İngiliz olarak evet, otursam siz bana bunu söyleseniz ağrıma gider. Tabii. Niye biliyor musunuz? Ağrıma gidiyor da zaten. Hakikaten ben derim ki İngiltere kraliçesi olarak God save the Queen diyeceğim. Yani Tanrı kraliçeyi korusun diyeceğim. Kraliçe de bir tane zengin adamın diye geçinen bir adamın elinde şey olacak yani böyle ne o? Bantrilokların eline evet, kukla takarlar ya bir kukla var. Yani parlamentosunu açacak. Lordlar mortlar süslenip gelecek. Hepsi hikaye yani. O zaman onlar yukarıdaki şuna... sistem izin vermeden o zaman ben kraliçe hayır, tuvalete hayır, gidemez. Hayır, onu söylüyorum. Tamam. Hayır, ben, ama şunu söylüyorum ben. Ama o da bir rol model ama, olarak bakın, yerleşmiş. O zaman şöyle bir şey ya. Kraliçem bak 60. yılını kutladın. Yazık tamam, sana ya. Sen hep geldiğinden beri bir kukladan ibaretmişsin. O zaman insanlar desinler ki God save the puppet desin yani.
Öyle değil mi? Şimdi sistemi şöyle. Hayır bakın. Sistemi anlamak lazım ama bakın, nasıl yönetiliyor? Şey ama bakın sistemi, bakın bunu konuşursak öğretilmiş çaresizliğe gidiyoruz hep. Anlatabiliyor muyum? Sanki bir sistem var. Var ama biz diyoruz ki bakın bu laf onun için büyük. Dünya beşten büyüktür. Bunlara söylenen laf. Yoksa o beş ülkeye söylenen laf değil. Tabii, onun lafı ileriye gittiği var. Tabii. Ama şurada söylüyor. Yani bizim o beşi istiklal, kuran çünkü bunlar. Bakın bizim İstiklal Marşımızda o en güzel yani korkma. Ulusun, ulusun diyor. Ulusun. Korkma, nasıl böyle bir imanı var? Yani ulusun. Yani sen ya bir kere Allah'a iman etmişsin sen. Yani sen bunu boğamazsınız işte. Anlatabiliyor muyum? Yani siz ne olursanız olun, ne yaparsanız yapın bunu boğamayacaksınız. Bu programlar niye yapılıyor biliyor musunuz Hasan Bey? Evet. Biz niye programlara? Bakın ben kitaptan para kazanmıyorum. Evet. Bir öğretim üyesi değilim. Evet. Hani gidip televizyonlara çıkıp okullardan daha çok para alayım diye bir derdim yok. Bir gazeteci de değilim. Evet. Ben bir garip Orhan Veli'yim. Evet. Niye anlatıyoruz bunları? İşte biz de Sayın Cumhurbaşkanı'yla beşten daha büyüktür kavramını oturtturmak için buradayız. Evet. Çünkü bizim inançlarımız bunu gösteriyor. Evet, bizim imanımız da bunu. İmanımız bunu gösteriyor. Yani bu topraklarda büyüdüğümüz için biz başka bir şeye elimiz gitmiyor. Evet. Şimdi şunu söylemiştim bir önceki programda yine hatırlatıyorum. Referans noktasını Türkiye koymak zorunda. Evet, referans zaten. Noktasını senin aklın, senin yapın, senin görüşün, senin projeksiyonunun koymak zorunda. Koydu. Eğer koymadığınız sürece o referans noktasını başkası doldurur. Sistemi bu sefer o tanımlar. Yok ama tanımlandı o. Tabii tanımlandı. Bitti. Yani beşten dünya büyüktür çok bir önemli bir tanım. Yani bu neyi bakın. Dünya bunları bugün tanımlasın diye söylüyor bunu. Bence üç tane tanım oldu. Bir tanesi bir öncekinden başlayıp beşten büyüktür tanımı. İkincisi Davos'ta one minute tanımı. Evet. Bakın çok büyük bir tanım. Evet. Bu tanım kime karşı yapılmış? Altıncı üyeye yapılmış bir tanım. Üçüncüsü neydi? Ya dur bakalım, gelecek NATO veyahut da büyük babalar diyecek ki ya biz globalci FETÖ diye bir örgüt kurduk globalciler. Ya Türkiye'nin şeklini değiştireceğiz. Yapın lan. Var mı böyle bir 15 şey? Temmuz. Diyor ki 15 Temmuz'da. Diyor ki 15 Temmuz'da tanımları değiştirdi. Evet. Bunlar neyi değiştiriyor biliyor musunuz? Evet. İnsanlığın yani kendilerini yukarıda hisseden yapının altındakilerin tüm referans noktalarını değiştiriyor. Evet. Şimdi oturalım. Evet. Başka bir şey konuşma vakti geldi. Evet. Ne konuşacağız? Şimdi bakın güven meselesi. Evet. Bu topraklara buradaki hinterland hep güvenmiş. Evet. Şimdi ben diyorum ki yakın zamanda şunu göreceksiniz. Evet. Yakın zamanda Türkiye'nin dışındaki komşu ülkelerde federatif bir yapı olacak. Bu federatif yapının hamisi de Türkiye olacak. Evet. Şimdi herkesin bir yapısı var. Diyor ki Vatikan diye bir yapı var. Vatikan tüm Katolik alemini 1,5 milyar insanı bir şekilde etkiliyor değil mi? Evet. Ya bu kadar Müslüman var. Ya ben bir şey getirdim size. Bunu okumam lazım herkes. Okuyun tabii canım. Siz bu program onun için var zaten. Bakın Mustafa Kemal'i çok iyi anlamadı bu toplum. Evet. Niye? İyi veya kötü baktığınız zaman hikayeye, hep hikayede Türkiye Cumhuriyet'in tarihi. Evet. Emin Oktay'la yazılmış. Evet. 1960. Ya birileri bizim tarihimizi Emin Oktavius'a bir şekilde yazdırmış. Sipariş ya. Evet. Yani siz sipariş bir tarihi gerçeklerle anlamadığınız zaman ne Mustafa Kemal'i anlarsınız? Evet. Ben geçen gün bir televizyon programına çıktım. O televizyon programında da işte bir tane amiral kalktı gitti programda. Ya ben gerçekleri söyledim. Evet. Dedim ki ya arkadaşlar Amerikalılar aklınızda yok Kurtuluş Savaşı sırasında. Dediler ki ya olur mu öyle şey? Kitaptan gösterdim ona da inanmadılar. Bakın size Smithsonian Institute, Amerikan arşivi getirdim. Evet. Bakın bu arşive bakacak olursanız İzmir'de hani Yunan'ı denize döktük hikayesi var ya. O anda Amerikan gemisi yok değil mi hiç aklınızda? Yok tabii canım. Bilmiyorum. Bakın. Göstereyim arşiv getirdim size. Evet. Bu da o arkadaşa hani bilgi olsun diye söylüyorum. Bakın burada okusunlar. Ambassador Ottoman Empire diyor ve gemilerin hepsinin ismi George Horton gemisi. Arkasında bakın buradan yazıyorum. Girsinler kendileri bulsunlar. Evet, Atanur'un da anıyorum burada. Bir Amerikan destroyer. Bakın Lifefield gemisi. Evet, evet, bütün Lifefield gemisi o dönem yani Yunanlıları veyahut da kaçanları hepsini alıp
İşte nereye sevk edilecekse onu yapmış. Samsun'da 3 tane Amerikan gemisi var 1919'da. Evet. Bunları bilmediğiniz zaman yine bir başka programda Çanakkale'nin arkasında Amerikan destroyerleri vardır. Sistemin iaşesini o yaptığında yine deniz binbaşısı bir arkadaşımız, televizyonlara çok çıkan bir arkadaşımız, olur mu öyle şey dedi. Ya neden biliyor musunuz? Bu insanların hepsi dogmatik akılla çalışıyor. Bunların hepsi başkası tarafından yazdırılmış Türk tarihini okuyor. Kendi tarihini yazmak zorunda artık bu ülke. Evet. Beşten daha büyüktür diye yazıyor. Evet. Bu tarih yazılacak Hasan Bey. Başka alternatifi yok. Evet. Biz oturacağız. Bir tarih yazdığınız zaman başkasının akıllı değil. Kendi arşivlerinize gireceksiniz. Rus arşivlerine gireceksiniz. İngiliz arşivlerine gireceksiniz. Amerikan arşivlerine gireceksiniz. Kendinizi test edip ona göre yazacaksınız. Evet. Mustafa Kemal'in, Cemal Kutay'ın arşiv yazmış olduğu yazılarda, bütün araştırmalarında, Kurtuluş Savaşı sırasında Amerikalılarla oturup, Amerikan generalleriyle oturup büyük bir iradeyle, bakın, evet, inanılmaz bir operasyon yapmıştır Mustafa Kemal. Evet. Bu topraklarda, hatta şöyle söyleyeyim size, bugün Lozan'la ilgili konuştuğumuzda Serv zaten büyük bir facia. Evet. Ama Lozan'la ilgili yaptığınızda Lozan'ı hiçbir zaman, İstanbul'u vermeyeceklerdi bize. Evet. Bir operasyonla İstanbul katıldı bu topraklara. Lozan'la birlikte. Evet. Şimdi Türkiye dahilere ihtiyacı var. Mustafa Kemal gibi, her zaman bu toplumu Mustafa Kemal Paşa'yı, Gazi Mustafa Kemal'i, isterseniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, siz eğer ki putlaştırır, gerçek anlamda anlamazsanız bu topraklara ihanet edersiniz. Evet. Sizin Mustafa Kemal'i, aklını ve bundan sonraki tüm liderleri, daha iyi liderlerin gelmesi için önünü açmak zorundasınız. Evet. Açmadığınız zaman bu toplum ya, en sonunda birisi ortadan çıkar, beşten daha büyüktür der tüm dünyaya. Evet. Bu kimin duruşu? Bu toprakların duruşu. Evet. Mustafa Kemal'in, Adnan Menderes'in, Özal'ın duruşlarına benzer bir duruştur bunlar. Ama ne yazık ki Mustafa Kemal, Adnan Menderes, Özal gibi insanlar bu topraklarda bir şekilde canlarına kıyılmıştır. Evet. Bunları da bu topraklarda, bu tarihleri yazanlar yazmak zorundadır sevgili Hasan Bey. Yoksa olmaz, çalışmaz. Başkasının aklı, başkasının referanslarıyla bu işleri yaptığımız sürece bu toprakları anlayamayız. Yalnızca bizi, sizin dediğiniz gibi, önümüze İslam diye bir şey koyarlar, terörist diye belirlerler. Evet. İslam'la terörizmin ne ilgisi var? Barış demek olan dinle. Olabilecek bir şey midir bu? Evet. Yani bizim artık PKK, Fethullahçı terör örgütü gibi örgütler bizim için artık aklımızın altında, çok aşağılarında bir şey olması lazım. Bunların, bu Fethullahçı terör örgütü başındaki terör örgütü başı muhakkak gelecek Türkiye'ye. Evet. Ve gerekli cezaya çarptırılacak. Bunun alternatifi yok. Evet, bu şimdi şeye benziyor, bakın. PKK liderini nasıl İmralı'ya koyduysanız. Bakın, bu sistemde şöyle yapamazsınız. Siz önünüze devamlı, yarın bugün Fethullahçı terör örgütü bitti. Ya yok ettiniz. Yarın yeni bir sistem gelir. Evet. Yarın
Bunun alternatifi yok. Evet, bu şimdi şeye benziyor, bakın. PKK liderini nasıl İmralı'ya koyduysanız. Bakın bu sistemde şöyle yapamazsınız. Siz önünüze devamlı, yarın bugün Fethullahçı terör örgütü bitti. Ya yok ettiniz. Yarın yeni bir sistem gelir. Yarın PKK biter, bir bakarsınız YPG gelir. Bir bakarsınız Kongre gelir. Bir şey gelir. Bunun alternatifi yok sevgili Hasan Bey. Ama bakın, bizim için şunlar önemli. Bakın biz bu kavgaları bu topraklarda yapamayız. Bizim kavgamız bize savaş açan, bunların arkasında olan, bunları destekleyen, o akılın olduğu yerde savaşmak zorundasınız. Nasıl savaşacaksınız? Biz silahla savaşmayız. Biz aklımızla savaşırız. Biz insanlığımızla savaşırız. Başka bir şey yoktur. Bunun üstünde de bir aklımız yoktur bizim. Yapamayız. Ama bu millet 15 Temmuz'da artık dedi ki akıllı olanlar buyursun, biz üstümüze düşeni yaptık, şimdi siz de savaşacaksınız dedi. Yani Türkiye bunu yapamadı çünkü artık. Yani çünkü bakın Birleşmiş Milletler'e gidip dünya 5'ten büyüktür diyorsanız artık bu bir millete güveniyorsunuzdur. Yani tek başınıza değilsinizdir. Yani bu şeye benziyor. Hani verdiğim misallik gibi Timur'un odasına artık hani arkasında adamlar da var geliyor. Yani biz bu fili istemiyoruz. Biz bunları istemiyoruz. Bakın açıkça şunu söylüyorum. Bu programlarda da söyledim. Şükür ki bunları yapıyorlar. Neden? Çünkü biz imanımız test ediliyor bizim. Yani imtihan oluyoruz biz iman. Çünkü neden? Eğer onlar bu işin ucunu bırakınca kadar biz mücadele edeceğiz. Eğer bu iş şuysa bakın. Yani bu bir adam oturacak kitap yazacak. Bunun zaten hiçbir inancı minancı yok. Kendine göre bunlar. O onu etkileyecek. O onu etkileyecek. O ondan onu diyecek. Bir çete kuracaklar. Toplasanız bunlar dünyada 3-5 milyon etmez. 7 milyar insana akıl verecekler, yol çizecekler. Böyle bir şey yok artık. Tabii, katılıyorum. Dünyada herkes her şeyi eline geçti artık. Yani bu bence artık şu 21. yüzyılda yaşadığımız bu insanlık dışı hadiseler bunların zaten insanlıkla alakası olmadığını da gösteriyor bu kitapları yazan adamlar. Tabii. Yani bunların insanlıkla yani alakaları bakın, olsa bakın. Şöyle yapın. Onları tane, da suçlamayın. Hayır, onlar söyleyeyim. Da bir kendi projesi var adamın. Bakın. Yani şey, sizin yalnızca şunu yapmanız şöyle lazım. Şey, bakın. Bakın. Ben öyle o kadar şey geniş davranamıyorum. Şöyle bir şey var. Bu kendi aklından bir dünya kurarak hiç bakın insanlığın iyisi olmayan bir insan bunlar. Yani insanlıkla iyi olarak. Bakın o tanım bize göre yok, bir tanım değil. Şey. Diyeceksiniz ki. Bakın şunu yani, bitireyim. Yani şunu lan, deyin. Bitireyim. Onların kendi tanımları var. Yok yok böyle bir şey. Evet. Ama diyorum ki buna yani buna bugüne kadar işte Birinci Dünya Savaşı bu kadar insan öldü. İkinci Dünya ve yani deseniz ki ne yani elinize ne geçti? Sıfır yani bir şey yok. Yani altın biriktirdiniz o mu? İşte çok mu hakim oldunuz o mu? Hiçbir şey yok. Bakın bir tatmin de yok. İnsanlar uzun sürede hani kendisinin dediği uzun sürede hepimiz öleceğiz zaten merak tabii, etmesinler. Tabii. Yani ölümü o, böyle, bilmeyen insanlar yani şöyle, bunu. Şöyle evet. Şunu söyleyeyim ama bu kendine tanrı rolünü biçmek. Yani kendine tanrı rolünü bitmek bir şey değil yani anlatabiliyor muyum? Buna tanrı rolünü biçmişler. Biz şöyle olsun böyle olsun insanlık öyle olsun filan. Bu basit şey. Artık bunları dünya biliyor artık ne olduğunu. Her yerde bunlar konuşuluyor. Nereye kadar giderler? Hani yarın öbür gün birisi çıksa kimse borcumuzu ödemiyoruz dese ne yapacaklar? Elinde kağıt kadar bir şey kalmaz. Çünkü insanlar doğdukları yerde doğdukları şekilde yaşarlar. Ama ne olur? Siz bu kalemin yerine bir tane daha kalem istiyorsanız bunlar haklı çıkar. Tabii, tamam. Bravo. Çok güzel tanım. Ben size İsterseniz gitmeden önce bir telefon bağlantısı öyle var mi? Hemen tamam. Bağlanım. Tamam. Yiğit Bey. Yiğit Bulut. Galiba Yiğit tamam, Bey müthiş. Telefonda ona bir bağlanalım dinleyelim. Amerika'dan değil mi? Amerika'da ne oluyor? Buyurun Yiğit Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Yiğit Bey. Nasıl? İyi akşamlar. Oradan haberler sizde. Sizi dinleyeyim, siz anlatın. O kadar. Ben lafı size bırakıyorum Yiğit Bey. Buyurun. Evet Hasan Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Nihaten Özgüte'de. Çok teşekkür buyurun. Ederiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz konuşması gerçekleşti. Evet. BM Genel Kurulu'nda ve satır başları şu anda dünya medyasına ve Türk medyasına düşmeye başladı. Siz de görüyorsunuz. Evet. Ben burada birkaç cümlenin altını çizmek istiyorum. Çok fazla da vaktimiz kalmadı herhalde. Buyurun Yiğit Bey. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net olarak iki cümle söyledi. Birincisi, eğer bugün burada karşınızda durabiliyorsam milletimin asil duruşu sayesinde bu salonda bu konuşmayı yapıyorum dedi. Yani tamam. 15 Temmuz akşamı milletimin göstermiş olduğu duruş ve bu asil duruş demokrasiye sahip çıkma, ülkesine sahip çıkma sayesinde şu anda karşınızda durabiliyorum dedi. Bence bu çok önemli bir cümle. Bu bir motto. Ben kapattıktan sonra mutlaka bunu siz yorumlayacaksınız. İkincisi evet. Yine çok önemli bir vurgu yaptı. Bu yeni nesil terör örgütü vurgusunu yaptı.
Yani dünyanın alıştığı değil, tam tersi dünyanın alışmadığı yeni jenerasyon, yeni nesil terör örgütü vurgusu, özellikle FETÖ terör örgütünün nasıl yapılandığını, nerelere sızdığını ve neler yaptığını, neler yapabileceğini gösterme açısından çok önemli bir vurguydu. Yeni nesil terör örgütü cümlesini BM Genel Kurulu'nda bulunanlar, özellikle bütün ülkelerin temsilcileri bence ilk defa duydular. Çünkü o cümleyi duydukları anda hepsinin yüzünde bir soru işareti oluştu. Evet. Şimdi bu yeni nesil terör örgütü demek, bence bunu sorgulamak gerekiyor. Siz evet. Mutlaka bunu sorgulayacaksınız. Yeni nesil terör örgütü ile fiziki bir eylem olması veya bir bomba patlaması gerekmiyor. Devletin eğitim, sağlık, devletin hazinesi, devletin sermaye piyasası, devletin para piyasası, devletin silahlı kuvvetleri, bütün bunlara sızabilen ve günü geldiğinde bütün bunları eyleme çevirebilen, kendince günü geldiğinde eyleme çevirebilen bir terör örgütü. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız burada şu vurguyla yaptı. Günü geldiğinde sizin ülkelerinizde de bu arkadaşlar, bu terör örgütünün unsurları örgütlendiğinde bu unsurlar harekete geçecek ve sizin ülkeniz içinde çok geç olacak. Dolayısıyla ben şunu gördüm. Bütün temsilcilerde, bütün orada bulunan insanların yüzünde, gözünde bir soru işareti oluştu. Evet, bugüne kadar terör örgütleri sorgulandı, eylemleri sorgulandı ama yeni nesil terör örgütü ne demek? Bu terör örgütünün unsurları, uyuyan hücreleri veya yerleştirilen hücreleri harekete geçtiği zaman bunlar neler yapabilir? 170 ülkede örgütlenmiş bu terör örgütü nereye kadar gidebilir? Dolayısıyla bugünkü konuşma bence özellikle dünyada terörün tanımı, terör örgütünün tanımı, neler yapıldığı ve neler yapılabileceği açısından çok önemli bir konuşmaydı. Dediğim gibi iki önemli nokta vardı. Birincisi, milletimin asil duruşu sayesinde şu anda karşınızdayım. İkincisi, yeni nesil, yeni jenerasyon terör örgütü, FETÖ, neler yaptığı, neler yapabileceği ve bu terör örgütünün uyuyan, yerleştirilmiş unsurlarının kimlere hizmet ettiği ve kimlere hizmet edebileceği. Şimdi şunu da söyleyeyim Hasan Bey. Buyurun. Bu bir iddia. O kendi bir Amerikalı araştırmacı. Kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdim. FETÖ terör örgütü liderinin 1980 sonrasında defalarca Osama Bin Laden'le görüştüğünü, El-Kaide'nin kuruluşu ve eylemlere başlaması aşamasında da bizzat doktrinasyon sürecinde Osama Bin Laden'le birlikte olduğunu iddia ediyor. Evet. Bunların araştırılması gerekiyor. Bunların ortaya çıkarılması gerekiyor. Aynen, bu çok aynen, önemli bir iddia. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Amerika'yı vuran 2001 11 Eylül saldırısının altında FETÖ'nün payı nedir? Bu saldırının hazırlanmasında özellikle bu FETÖ terör örgütü liderinin Osama Bin Laden'le ilişkisi nedir? Ve Amerikan halkı için bugün nasıl bir tehdit içermektedir? Bütün bunlar önümüzdeki süreçte sorgulanacak detaylar. Hı. Dolayısıyla ben detayları şimdilik bu kadar aktarıyorum. Sözü size bırakıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Yolculuklar. Sağ olun Yiğit Bey. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Görüyorsunuz. Evet şimdi. İlişkiler çıkıyor. Yiğit Bulut'un söylemiş olduğu en son. Ya galiba bizim bir şey bir 10 dakikamız var. Öyle o zaman hızlı en son kelimeyi çok evet. iyi araştırmak lazım. Yani Osama Bin Laden'le Fethullahçı terör örgütü arasında bağlantı. Bakın bir şey söylemiştik evet. hatırlıyor evet. musunuz? Sevgili Hasan Köni'nin kitabında, Kaos evet. kitabında. Evet. Yani Osama Bin Laden kim tarafından hazırlanmış bir operasyonsa evet. aynı operasyon Fethullahçı evet. terör örgütünün evet. arkasındaki yapının kendisi. Evet. Bu yapı zaten birbirleriyle her zaman koalent bağ içinde. Evet. Ben iki tane şeyi söylemek istiyorum. Bir tane hızlı. Onu da şunu bitirmedim. 6 evet. dakikamız tamam. var. Yani 6 dakikaya sığdırın. Yani kadın hiç kültünde evet. tamam. Kadın kültünde şöyle bir şey evet, var. Yeni kadın kültü. Bakın neler geliyor önümüzde. Bir kere ilkin Merkel geldi. Evet. Şansölye. Ardından bir baktık ki işte Theresa May geldi şimdi İngiltere'nin başına. Bir baktık Japonya'da yeni bir kadın başkan olabilir mi olmaz mı? Şimdi göreceğiz seçimlerde. Bu arada Clinton var evet. ama daha da önemlisi Leyla de Lima.
Yani bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oluyor. Evet. Bir soru sormak istiyorum herkese. Bu benim 2008'den beri bir iddiam. Kadın kültüne hazır olun. Daha feminen bir hayata hazır olun. Evet. Bu insanlar neyi değiştirmek istiyor? Hızlı evet. gittiğimiz için. Benim size okutmak istiyorum gözlüğünüz evet. yanınızda. Evet. Şurayı bir oturmuşsunuz. Bir kere şundan bahsedeyim. Bu nedir bu evrak? Evet. Mustafa Kemal'in Bombay Chronicle'a 27.7.937'de 1937'de yapmış olduğu metnin arşivlerden alındığı bir gizli belgesi. Galiba. Filistin'e el evet, sürülemez onu, diyor. Evet. Onu, evet. Bakın. Biliyorum onu. Okuyayım ama. İsterseniz şuradan okuyun. Tamam. Bak vakti az bunu bu programlarda bir kere söylemiştim. Evet, birkaç kere de tekrar söyleyeyim ama bunu tekrar okuyayım yani. Fakat bu ithamlardan mı okuyayım istersen? Evet lütfen. Fakat bu ithamları evet, bir Cumhurbaşkanı, şey, Cumhurbaşkanı evet. Evet, bir görüntü var ona geçiyoruz tamam. lütfen onu verelim. Ülkem ve milletim adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Mülteciler konusunda küresel krizin yaşandığı hassas bir dönemde bu zirveyi düzenleyen Sayın Başkan Obama'ya özellikle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Yeryüzündeki mülteci sayısı maalesef her yıl yeni rekorlar kırıyor. Suriye'de 6 yıla yakın zamandır devam eden iç savaşta bugüne kadar 600 bin kişi öldürülmüş durumda. Yaşadığı yerleri terk edenlerin sayısı 12 milyon. Ülkeyi terk etmek zorunda kalanların sayısı 5 milyonu bulmuş durumda. Ülkesinden ayrılan Suriyelilerin yaklaşık 3 milyonunu ülkemizde misafir ediyoruz. Burada ifade ettiğim rakamların insan olduğunu unutmayalım. Şayet kendi ailemizden, kendi çevremizden empati yaparak bunca insanın yaşadığı dramı anlamaya çalışmazsak sorunun çözümünü hızlandıramayız. Az önce Sayın Obama da ifade ettiler, Sayın Genel Sekreter de ifade etti ama ben de ifade edeceğim. Çünkü ifade edilmesinde fayda görüyorum. Cansız bedeni kıyılarımıza vuran aylan bebeğin o acı görüntüleri hafızalarımızdan silinmemiş olmalı. Aynı şekilde Halep'teki bombalanan evinin yıkıntılarından çıkartılan ve bindiği ambulansta tüm masumiyetiyle oturan, her tarafı kan toz içerisinde Ümran bebeğin görüntüsünü de herhalde unutmadık. Avrupa ülkelerine gitmek için ölümüne yolculuğu göze alan bir mültecinin kucağında çocuğuyla birlikte umuda koşarken ayağına takılan çelmeyi de hatırlıyor olmalıyız. İnsanların sadece birer örneğidir. Uluslararası toplum bu süreçte insani ve vicdani değerlere sahip çıkamayarak maalesef çok kötü bir sınav verdi. Bebeklerin, kadınların, sivillerin öldüğü, öldürüldüğü bir dünyada kimse masum kalamaz. Geçen her gün, her saat bu insani ve ahlaki yıkımın daha da arttığını biliyoruz. Zaten çok geç kaldığımız bu krizleri durdurmak için hemen, derhal ve kararlı bir tavırla harekete geçmeliyiz. Aksi takdirde imkanımız olduğu halde zulümleri önlemek için neden geç kaldığımızı gelecek nesillere ve tarihe anlatamayız, izah edemeyiz. Değerli dostlar, dünya çapında en fazla sığınmacı barındıran ülkelerden biri olarak neleri yaptığımız ve nelerin yapılması gerektiğine inandığımızla ilgili görüşlerimi kısa da olsa sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye olarak insan merkezli bir anlayışla en başından itibaren sınırlarımızı zulümden kaçan herkese açtık ve açmaya devam edeceğiz. Ülkemize gelenlerin etnik kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine bakmadan herkese aynı duyarlılıkla yaklaştık. Halihazırda sayıları 3 milyonun üzerinde olan
Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar sığınmacılar için faturalı olarak harcadığımız rakam 12 milyar doları aşmış vaziyette. Bir o kadar rakamı da sivil toplum kuruluşlarımız harcamış durumda. Buna karşılık tüm dünyadan aldığımız toplam destek sadece 512 milyon dolardır. Biz sığınmacıları kamp hayatına mahcup etmek istemiyoruz. Çadır kentlerle, konteyner kentlerle bu süreci devam ettirmek istemiyoruz. Ve yaklaşık bu 3 milyonun içerisinden 300 bini şu anda çadır ve konteyner kentlerde misafir edilirken diğerleri de değişik şehirlerimizde evlerde kalmaktadır. Sığınmacıların kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak için şehirlerimizde yaşamalarına ve çalışmalarına da izin veriyoruz ve şu anda da onlar için vatandaşlık süreçlerini de başlatmış vaziyetteyiz. Tabii ki bu bir sosyal risk problemi de meydana getiriyor. Biz bu riski aldık ve bundan asla pişman değiliz. Bugüne kadar 15 bine yakın Suriyeli'yi gerekli mesleki eğitimden geçirerek çalışma hayatına dahil ettik. Türkiye olarak her fırsatta göçle kalkınma arasındaki güçlü bağ vurgu yaparak mülteci krizini uluslararası gündemin üst sıralarına taşımak için gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız G20 dönem başkanlığımızda ve geçen ay düzenlenen G20 toplantısında bu konuyu gündeme getirdik. Küresel Göç ve Kalkınma Forumu dönem başkanlığımız sırasında da bu meselede farkındalık artırıcı çalışmalar yürüttük. Geçtiğimiz Mayıs ayında ülkemizin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi bu bakımdan tarihi bir toplantı oldu. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmaları sürdüreceğiz. Değerli katılımcılar, ülkemizde 835 bin civarında okul çağında Suriyeli çocuk bulunuyor. Kamu imkanları ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bunlardan 310 binini okulla buluşturmayı başardık. Hedefimiz bir tane bile çocuğumuzun eğitim hayatından, okuldan mahrum kalmamasıdır. Bunun için tüm ülkeleri ve ilgili sivil aktörleri ülkemizin çabalarına katkıda bulunmaya davet ediyorum. Mültecilerin yeniden yerleştirme programlarıyla başka ülkelerde yaşama fırsatına sahip olmaları da diğer önemli bir konudur. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yeniden yerleştirme sayıları için belirlediği hedeflere en kısa sürede ulaşılmasını umuyorum. Sınırlarımız içindeki Suriyelilere koruma sağlarken düzensiz göçün önlenmesine yönelik somut adımlar da atıyoruz. Son bir yıldır mülteci krizine karşı Avrupa Birliği ile önemli bir işbirliği çerçevesi geliştirdik. Sorunun üstesinden yük ve sorumluluğu paylaşmak suretiyle gelebileceğimizi kabul ederek karşılıklı taahhütlerde bulunduk. Bu kapsamda aldığımız tedbirlerle 2015 Ekim'inde 7000 olan günlük düzensiz göç rakamını son aylarda ortalama 50'ye kadar düşürmeyi başardık. Bu tablo Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan mutabakatı çerçevesindeki taahhütlerini başarıyla yerine getirdiğini gösteriyor. Buna karşılık 18 Mart 2016'da varılan mutabakatta Avrupa Birliği tarafından ülkemize verilen sözler maalesef tutulmadı. Suriye krizinin başından beri yalnız bırakılan Türkiye bir kez daha aynı akıbete düçar oldu. Biz bu meselenin üstesinden öyle veya böyle geliriz ve geleceğiz. Ama Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum böylesine temel bir insani krizde ortaya koyduğu tutarsızlığın hesabını ila nihaya veremez. Şunun da bilinmesi gerekir ki adil bir yük paylaşımı olmadan mülteci sorununun çözümü konusunda hedeflerimize erişmemiz mümkün olmayacaktır. Bugünkü zirvenin yeni farkındalıklar oluşturarak yeni taahhütlere ve elbette bunların gerçekleşeceği günlere
vesile olmasını diliyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum.